uzun bir aradan sonra kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün bir ritenler videosuyla karşınızdayım. Yazın sıcaklığın verdiği rehavetle pek video çekemedim. O yüzden de epey bir biten ürün birikmiş. Bugün yaklaşık 10-12 tanesini yanıma aldım ve Eylül ayı bitenleri olarak size anlatacağım. Hızlıca başlayalım. Bitenler videolarımın bir klasiği haline gelen şampuanla başlayacağım. Head & Shoulders'ın Supreme Nem serisinden bu arındırıcı ve besleyici olandan gördüğünüz gibi 3 tane bitirdim. Bir önceki ve ondan önceki bitenler videolarımı izlediyseniz eğer Head & Shoulders bu Supreme Nem serisine bir güncelleme getirdi. Hem boylarını büyüttü hem de içerik olarak biraz yeniledi ve değişime gitti. Normalde ben bunun kahverengi olanını kullanıyordum çok uzun zamandır. Yaklaşık 2 seneyi geçik bir süredir ve gerçekten benim saçlarımı güzel arındıran, boylarını nemlendirirken diplerini de o kuruluğu alıp ama yağlandırmayan bir formülü vardı. Şimdi onun içerisine Hindistan cevizi yağı eklediler. Argan yağı zaten ağır bir içerik. Buna rağmen saçı güzel arındırıp yağlandırmıyordu. Ama içerisine bir de Hindistan cevizi eklenince o benim saçlarımda biraz ağırlık yaptı. Yani onu paylaştığım videoda sevdiğimi ama biraz aklımda soru işareti olduğunu söylemiştim. Ondan sonra bu arındırıcı ve besleyici olanı kullandım. Bunun içerisinde sadece argan yağı var. Bence bu gerçekten çok daha başarılı olmuş. Bununla devam ettim gördüğünüz gibi ve 3 tane bitirdim. Halihazırda da elimde 2-3 tane yedeğim var. Gerçekten saçlarıma iyi gelen bir şampuan. Hazır saçlarla başlamışken öyle devam edelim ve saç ürünlerini bitirelim. Bir tane sevmediğim ürün oldu. Proxim markasının bu kuru şampuanı. Bunlar yanılmıyorsam 3 farklı versiyon olarak çıktı. Benim elimdeki bu yeşil olan. Ben bunu neden sevmedim? Öncelikle performans olarak orta halli diyebilirim. Daha iyilerini kullandım. Özellikle Batiste zaten efsane iyi. Bu da orta halli fiyat performans diyebilirim belki ama kokusunu hiç sevmedim. O yüzden bir daha asla alacağımı düşünmüyorum. Böyle ekşiye benzer bir kokusu var. Diğer versiyonlarını da koklamadım açıkçası. Ama performans olarak da benim böyle wow derecede etkilemediği için tekrar almayı düşünmüyorum. Bir de kokusu bence kalıcı ya. Hani gerçekten 2-3 kere şans verdim ama saçımdaki o hissiyatını sevemedim. Son saç ürünüm de Urban Care markasına ait argan yağlı sıvı saç bakım kremi. Argan yağı benim gerçekten saçlarımda kullanmayı sevdiğim bir içerik. Hem güzel nemlendiriyor hem ağırlaştırmıyor. Aynı zamanda canlı ve parlak gösteriyor. Benim saçlarıma iyi gelen bir içerik. Bu sıvı saç kremini de ben ilk olarak Muğla tatilimizde Tutku'da denedim ve gerçekten çok hoşuma gitti. Bir kere sıvı olmasıyla saçlarda ağırlık yapmayan bir formülü var. Çok kolay bir şekilde açılmasını sağlıyor ve yumuşacık yapıyor. Benim en sevdiğim özelliği ise kabarıklığı alıyor olması. Normalde ben düz bir saça sahibim. Şu anda gördüğünüz gibi saçımın doğal hali bu. Herhangi bir düzleştirici vesaire yok. Bu ürün benim düzleştirici kullanmamı gerçekten yarıya indirdi. Hatta %80 oranında belki azalttı diyebilirim. Çünkü ben düz saçlı olmama rağmen saçlarım kabardığı için üstten bir düzleştirici yapma ihtiyacı hissediyordum. Bu ürünü kullanmaya başladığımdan beri o kabarıklığı aldığını ve saçlarımın çok daha pürüzsüz göründüğünü fark ettim. O yüzden çok çok severek kullanıyorum. Bu elimdeki küçük boyu ilk denemek için bunu almıştım. Hem de dedim ki böyle çantama vesaire de atarım. Daha rahat olur. Şimdi en büyük boyunu aldım ama bu boyu da gerçekten çok avantajlı çantaya atmak için. Bir tane maskara bitirdim. Bu Maybelline markasına ait The Colossal Big Shot maskara ve Extra Black olanı. Hemen şöyle fırçasını göstereyim. Kıl bir fırça yapısına sahip ve kirpiklere gerçekten çok çok iyi dolgunluk veren bir maskara. Ama bir tık kirpiklerde yapışma yapabiliyor ve uzatması, tek tek ayırması o kadar iyi değil. Ben de kirpiklerde biraz uzunluk ve dolgunluk istiyorum. Dolgunluk olarak tam ihtiyacımı karşılayan bir maskara oldu. Ama dediğim gibi uzatma konusunda çok başarılı değil. Bu maskarayı ara ara tekrar alıyorum çünkü uzatma etkisi olan
maskaraların üzerine bunu tek kat geçtiğimde gerçekten çok güzel bir dolgunluk elde ediyorum. Tek başına değil ama başka maskaralarla kombinlemek için gerçekten çok başarılı. Bir tane de kapatıcı bitirdim. Bu Görkito markasına ait 01 numaralı kapatıcı. Gerçekten çok sevdiğim, kısa sürede bitirdiğim ve hemen yenisini aldığım bir kapatıcı oldu. Yapısından bahsetmek gerekirse hafif pudralı, kendiliğinden sabitleniyor. O yüzden de sabitleme gerektirmiyor, çizgilere dolmuyor. Ama aydınlık da bir görüntü veriyor. Yani öyle pudralı pudralı olup da göz altlarınızı kurutmuyor ve donuk bir ifade vermiyor. Kapatıcılığı çok çok başarılı. Orta yoğunlukta ama kolay bir şekilde de dağılıyor. Yapı olarak tam benim istediğim şeyi veriyor. O yüzden de dediğim gibi hemen ikincisini aldım. Özellikle ben biliyorsunuz ki mutlaka sabitlemeyi severim. Bunu aldığımdan beri, yani bu elime geçtiğinden beri sabitlemem de yarı yarıya düştü diyebilirim. Görkito'nun hemen hemen bütün ürünlerini denemiş biri olarak gerçekten bir numaraya bu kapatıcıyı koyabilirim. Dediğim gibi yapı olarak ve duruş olarak çok başarılı. Görkito ürünlerini denediğim bir videom var. Linkini şuraya bir yere bırakırım. Ona tıklayarak bu videodan sonra gidip izleyebilirsiniz. Bundan sonra da sanırım lip glosslar ikinci sıraya gelir. Eskiden makyajımın çoğunu süngerlerle yapardım. Daha sonrasında biraz daha fırçalara kaydım. Şimdilerde çok fazla sünger kullanan bir insan değilim ama özellikle ten ürünlerini süngerle uyguladığınız zaman hem daha doğal duruyor hem de daha canlı görünmesini sağlıyor. Benim de çok severek kullandığım ve artık yollarımızı ayırmamız gereken bir süngerim var. Beauty Blender'ın Pro'su. Piyasadaki birçok markanın süngerini denemiş bir insan olarak en iyisinin kesinlikle Beauty Blender olduğunu söyleyebilirim. Bunun da pembe olanını da denedim ama bence kesinlikle Pro olanı çok daha uzun süre kullanım sağlıyor. Bu yaklaşık 1,5 seneyi geçti. 2 sene belki olmuştur. Uzun zamandır kullanmıyorum. Üzerinde gördüğünüz gibi çok belli oluyor mu emin değilim ama sadece ufak ufak yıpranmalar var. Şimdi 2 tane tırnak ürünü göstereceğim. Tırnak demişken şu başıma gelene bakar mısınız? Dün bacağımı kaşıyayım derken resmen tırnağım uçtu. İnanılmaz mutsuzum bu konuda. Diğerlerini de kesmeye kıyamıyorum. Muhtemelen bir süre böyle devam edeceğim. Üzüntümü paylaştıktan sonra ürünlere geçebiliriz. 2 tane Fluormar'dan top coat bitirdim. Birisi Quick Dry Quick Dry Extra Shine olanı. Diğeri ise mat bitiş olanı. Mat bitiş olandan çok aşırı memnun kaldım mı emin değilim. Bu ürüne karşı biraz nötrüm. Çünkü yeterli derecede sürmediğiniz zaman bazen geri açılabiliyor. Yani yer yer tekrar parlamaya başlayabiliyor. Böyle çok aşırı sürdüğünüz zaman da böyle fırça izi gibi kalıyor. Eğer böyle pürüzsüz sürmezseniz yer yer böyle çizgilere rastlayabiliyorsunuz. Yani bir değişik, aslında güzel matlaştırıyor gibi de ama o ayarı tutturamadım belki de ben. Bilmiyorum. Yani şu anda da Kalyon'un matlaştırıcı top coat'unu kullanıyorum. Mesela ondan daha çok memnunum. Sanırım ben bu ürünü sevmedim. Quick Dry Extra Shine olanı ise güzel bir üründü. Dediği gibi hızlı kurutuyor mu? Evet. Yani kurutucu bir ürün kadar hızlı değil. Ama kurumasında biraz hızlandırma etkisi var. Extra Shine mı? Kesinlikle Extra Shine. Güzel bir parlaklık veriyor. Ama şimdilerde yine oje koruyucu olarak ben Kalyon markasınınkini kullanıyorum. Ondan çok daha memnunum. Bu da arada denk geldikçe alıyorum. Tırnaklardan sonra biten el kremimi de göstermek isterim. Le Petit Marcellus markasına ait el kremi. Bu çok kuru ciltler için olan, içerisinde shea butter, tatlı badem ve argan yağı olanı. Gerçekten çok güzel nemlendiriyor. Kokusunu ilk başta sevmemiştim. Koklayan herkes bayılıyor. Ben de zamanla sevdim. Hafif böyle çiçeksi, güzel bir kokusu var ya. İlk başta neden sevmemişim bilmiyorum. Bu ürünün
En sevdiğim yanı hızlı emiliyor olması ve güzel nemlendiriyor olması. Bu nemi de uzun süre koruyor olması. Sevmediğim tek özelliği ise içerisinde parfüm olması. Keşke çok daha hafif bir kokusu olsaydı. Geçelim yüz bakım ürünlerine. Senelerdir elimde bulunan ve asla vazgeçemediğim Bioderma markasına ait hassas ciltler için olan bu yüz yıkama jeli. Bunun farklı farklı boyutları var. 100, 150 ml, 250 ml gibi boyutları var. Bendeki 500 ml'lik boyutu ve pompalı bir ambalaja sahip. Bu yüzden de kullanımı gerçekten kolay. Eğer karma ve yağlı bir cilde sahipseniz bunun mavi olanını da ben elimde bulunduruyorum. O çünkü çok güzel bir sebum dengeleyici. Sebum dengesizliğinden oluşan kuruluğu da yağlanmayı da gerçekten güzel dengeliyor. Bu ürün ise her cilt tipinin kullanabileceği ciltteki hassasiyeti çok güzel gideren bir ürün. Ve gerçekten cildi çok güzel arındıran bir ürün. Farklı farklı yüz yıkama jelleri denesem de bu elimde mutlaka bulunuyor. O yüzden de bu en büyük boyunu alıyorum. Zaten uzun bir sürede gidiyor. Bir Bitenler videosunda ikinci Görkito ürünü. Bu çift fazlı makyaj temizleme suyu. Yüz, göz ve dudak içinmiş. Tüm cilt tipleri için uygun diyor. Bendeki 100 ml'lik boyu, bir de bunun küçük seyahat boyu var. Seyahat boyu olanı ben bu sene iki tatilime de götürdüm. Gerçekten başarılı olduğunu söyleyebilirim. Göz makyajını da dudak makyajını da kolay bir şekilde çıkarıyor. Ve hassasiyet oluşturmadı, gözlerimi bulanıklaştırmadı. Zorlandığı bir maskara olmadı, kirpiklerim iyi olmadı. Gerçekten sevdiğimi söyleyebilirim. Ve yüzünüzü de sildiğiniz zaman böyle kadife gibi bir yapı bırakıyor. Yani çok aşırı yağlı yağlı kalmıyor. Yine de ben bu ürünlerin üstüne mutlaka yüz yıkama jeliyle geçiyorum. Bunlarla silip makyajınızın kabasını alıp bırakmayın sakın. Mutlaka cildinizi derinlemesine temizleyin. Bu da fiyat performans olarak güzel bir ürün. Sadece 100 ml olması bir tık küçük gibi geliyor. Keşke bir tık daha büyüğü de olsa bunları. Ve benim Eylül ayı biten ürünlerim bu şekildeydi. Artık sesim birazcık kısılıyor çünkü uzun bir aradan sonra ilk defa bu kadar konuşuyorum. Gösterdiğim ürünler arasında sizin kullandıklarınız var mı ya da tavsiyeleriniz var mı yorum olarak bırakmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir ve gelecek diğer videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.